Sıvara, evlilik iki insan arasında değil, iki aile arasında olur. Ve evlendikten sonra kızların hem anne hem kayınailesinin evinde sorumluluğu olur. Sen iki sorumluluğunu da yerine getirdin kızım. Seninle gurur duyuyorum. Düğünden sonra kızların ailelerin arasında seçim yapmasının istenmemesi gerek. Çünkü ikisine karşı da sorumluluğum var. Ama bugün şartlar yüzünden bu kararı vermen gerekiyor. Ve iki ailen arasında bir seçim yapman gerekiyor. Seni böyle görmeye dayanamıyorum. Bu yüzden senin annen olarak, babanın hayat arkadaşı olarak seni babana ettiğin yeminden azat ediyorum. Çarmışta! Ailenin sana ihtiyacı var. Babanı hiç merak etme sen. Seni çok sevdiğini biliyorum. Ben onu ikna ederim. Anlayacağından eminim. Ama şu anda onların yanında olmalısın. Gelinlik görevini yerine getirmelisin. Sana bunu ben söylüyorum. Git. Oğlum bunu asla kabul etmez. Ve Şarmıştı. Sen de yaptığının hesabını vereceksin. Veririm tabii ki anne. Git Sıvara. Bundan sonra sadece o ailenin gelinisin. Bu evin kızı değilsin. Bu insanlarla birlikte evimden gideceksin. Sıvara. Ben senin yanındayım. Git sen. Sen gelinlik görevini yerine getir. Ben evlatların görevini yerine getireyim. Hadi Sıvara. Bu iyiliğini asla unutmayacağım. Merak etme sakın. Çok yakında seni de buradan alacağım, tamam mı?
Hadi gidelim. Anne, senden son bir söz vermeni istiyorum. Svara'yı bir daha ne zaman görürüm bilmiyorum. Eğer öyleyse neden onu yemininden azat ettin? Çünkü bu gerekliydi anne. Anne, ben ona geleneklerimize göre veda edeyim. Ne istiyorsan yap Şarmış'ta. Şekar'ın ilaç zamanı geldi. Çabuk ol. Şona. Bir dakika.